Herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde yaşanan İzmir depremi nedeniyle Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu tekrar hatırladık. Bilim Genç ekibi olarak İzmir depreminde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar dileriz. Depremler milyonlarca yıldır yeryüzünü şekillendiriyor. Bu nedenle geçmişte gerçekleşen depremler hakkında bilgi edinmek, hem depremlerin nasıl meydana geldiğini anlamamıza, hem de gelecekteki olası depremler hakkında tahmin yapmamıza imkan sağlıyor. Biz de yer bilimleri alanında çalışmalar yürüten Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden Doktor Tonguç Uysal ile geçmiş depremlerin nasıl tespit edildiği üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Tonguç Uysal hocamız birazdan bir sunum gerçekleştirecek ve ardından sizden gelen soruları cevaplandıracak. Sunum sırasında sorularınızı bilim.genç@tubitak.gov.tr e-posta adresinden, sosyal medya hesaplarımızdan ve YouTube sohbet penceresinden bizlere iletebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Tonguç Hocam, öncelikle söyleşimize hoş geldiniz. Teşekkür ederim bana bu güzel olanağı verdiğiniz için. İlginç bir konu üzerinde konuşacağız. Genç arkadaşlarıma bu konuda anlatacak çok şey var aslında ama biz özet geçeceğiz tabii ki. Biz teşekkür ederiz. İlk olarak Bilim Genç takipçileri için kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Evet, şimdi ben Türkiye'de Mersin, Anamur, orada doğdum. Yani değişik yerlerde büyüdüm. Memleketim orası. Lisans jeoloji bölümünü 84 yılında bitirdikten sonra Almanya'ya gittim. Almanya'da RWTH Aachen Üniversitesi'nden mezun oldum. Hem lisans hem yüksek lisans olarak 92 yılında. Daha sonra Avustralya'ya göç ettim 1993 yılında ve doktoramı orada tamamladım. Burası Queensland Üniversitesi. En son eğitimimi yaptığım yer. Daha sonra bu üniversitede uzunca bir yıl değişik projeler üzerinde araştırmacı olarak çalıştım. En son aynı bu üniversite bünyesinde jeotermal araştırma merkezinde ısı kaynağı ve kökeni çalışma grubunu yönettim. Daha sonra kısa bir süre Hacettepe Üniversitesi'ne geldim. 2 senelik TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projesi olarak. Tekrar Avustralya'ya dönme oldu. Bu İngiliz Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Organizasyonu'nda çalıştım. En son olarak da Şubat ayından bu yana TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programı bünyesinde Ankara Üniversitesi'ni baz alarak çalışmalara başladım. Yaptığım işler aynı şeyler, geçmiş depremleri araştırmak, geçmiş depremler sırasında ortaya çıkan çökeltileri inceleyerek o depremler hakkında bilgi edinmek. Bugün de konuşacağımız konu bu. Teşekkür ederiz hocam. Dilerseniz sunuma devam edelim. Sunum sonunda izleyicilerimizden gelen soruları cevaplayabilirsiniz. Tabii. Saniye, ben şu kapıyı kapatayım. Evet, depremler dedik. Ne dedik? Bir dakika dur. Şunu gaz patlamaları ve de şimdi ben buraya geldim dedim. Şubat ayından beri buradayım. Niye geldim? Çünkü bizim ülkemiz gerçekten çok harika. Dünyanın en harika ülkesi. İster inanın, ister inanmayın. Niye en harika ülkesi? Çünkü depremler oluyor ülkemizde. Niçin depremler oluyor? Çünkü ülkemiz fay zonlarıyla çevrili. İşte o fay zonlarını anlatacağım ben size. O fay zonları bu güzelliği yaratıyor. Bu topografyayı yaratıyor. Bu coğrafyayı yaratıyor. Onun için bizim ülkemiz çok çok güzel. Şimdi bu konuyla hangi bilim dalı uğraşıyor? Jeoloji uğraşıyor. Bir de jeofizik uğraşıyor.
Ama biz daha çok jeolojiyle ilgileniyoruz. Ben bir yer bilimcisi, yani jeoloğum. Peki nedir jeoloji? Jeoloji neyle ilgileniyor? Jeoloji üç ögeyle ilgileniyor. Birisi yerin bileşimiyle ilgileniyor. Yani yer hangi maddelerden oluşmuş, hangi kimyasal yapılardan oluştuğunu inceliyor. Burada gördüğünüz gibi buradaki mineral yapıları, ki bunlar kayaların temel unsurunu oluşturuyor bu mineraller. Daha sonra mimarisini inceliyor yerin. Yani yapısını, katmanlarını, parçalarını inceliyor. Bir de jeoloji yerin tarihini inceliyor. Geçmişte dünya üzerinde hangi canlılar yaşamış, ki bunlar günümüzde fosil olarak görülüyor. Hangi iklimlerin hakim olduğunu, hangi büyük volkanik olayların egemen olduğunu, bunları araştırıyor. Örneğin yeryüzünde dünyanın yaşı yaklaşık 4 milyar, 4-4,5 milyar. İlk canlıların, ilkel canlıların çıktığı işte tek hücreliler 3,5 milyar yıl. Örneğin denizde yaşayan 500 milyon yıldan 250 milyon yıla kadar yaşamış canlılar var. Daha sonra bunların soyu tükenmiş filan. Ne bileyim, 60 milyon yıl önce muhtemelen bir meteor çarpması sonucunda büyük canlılar yeryüzünden silinmiş. Bu şekilde dünyanın geçmişini araştırıyor jeoloji. Evet, dedik ki faylar nasıl oluşuyor? Şimdi bizim ülkemiz fay hatlarıyla çevrili dedik. Bunu anlamak için niçin bu, nedir bu fay hatları? Yerin, dünyanın yapısı şu şekilde. Değişik levhalardan oluşuyor. Bir mozaik gibi. Yani dünya bir mozaik gibi. Bu mozaikler levhaları oluşturuyor. Bu levhalar altta akışkan bir manto üzerinde kayıyor. Bunlar ya birbirinden uzaklaşıyor, ya birbiriyle böyle çarpışıyor, ya birbirine boyunca kayıyor. Gördüğünüz gibi bak, Arap levhası var burada, çok büyük. Hindistan, Avustralya levhası var. Avrasya levhası var. Bunlar çok büyük levhalar. Ama bizim ülkemizde Anadolu levhası küçücük. Bunların arasında sıkışmış küçücük bir levha. Onun için işte bizim ülkemizin daha çok böyle çeşitlilik sunuyor. Coğrafyafik olarak çeşitlilik sunuyor. Çünkü onları bu faylar şekillendiriyor. Ve depremler de bu faylar boyunca oluşuyor. Şimdi şunu şu şekilde gösterebiliriz. Şurada görüyorsunuz bu bisküvileri. Altında reçel var. Bu üzerindeki bu bisküvi de taş küre dediğimiz katman. Bunun altındaki reçel de manto dediğimiz böyle plastikimsi, bu bal da olabilirdi. Böyle kayıyor onun üstünde. Şurada görüyorsunuz birbirinden açılıyor. Şurada böyle birbiri üzerine çarpıyor, dağlar oluşuyor filan. Burada bir tanesi öbürünün altına dalıyor filan. Bu da böyle yan yana hareket ediyor. İşte faylar bunlar. Yani büyük faylar bunlar ve bizim ülkemizde özellikle bu tür ve bu tür fayların çevrilmesi ile oluşuyor. Şimdi deprem nasıl oluşuyor? Çok basit bir şekilde depremler fay yüzeyi boyunca oluşuyor, kırılıyor. Önce bu hareketler, levha hareketleri dedik ya, bu fayların hareketleri. Bu hareket sonucunda kırılma olmuyor önce hemen. O elastik bir deformasyon oluyor. O birikiyor. Yani bir cetveli düşünün. Şöyle cetveli bükmeye çalışın. Plastik bir cetveli. Kırılmayacak önce. Önce böyle bir bükülecek. Şunun gibi şöyle.
O bükülme işte stresi, oradaki deformasyonu orada biriktiriyor. Birdenbire öyle bir noktaya geliyor ki kırılıyor. Bu bir birikme, bükülme ne kadar uzun sürerse bu deformasyon birikimi de o kadar fazla oluyor. Deprem daha fazla şiddetli oluyor. Birdenbire kırılıyor. Kırılınca ne oluyor? İşte böyle dalgalar oluşuyor. Deprem dalgaları. Kırılma noktası burası diyelim. Bunlar işte büyük sarsıntılara neden oluyor. Şimdi bizim ülkemizde bir saniye şurada bu kırılmanın bir de yüzeyde görüntüleri olabiliyor. Yüzeyde fay düzlemleri oluyor böyle. Olabiliyor yani büyük depremlerde bu fay düzlemleri gözlenebiliyor. İşte biz bu fay düzlemlerinden hareket ediyoruz. Bunları inceliyoruz biz geçmişteki depremleri araştırırken. Bizim ülkemizde bunlar sık sık görülür. Böyle duvar gibi gördüğünüz gibi fay düzlemleri var. Bu Burdur Fethiye fay zonundan çektik bunu. Bu da Pamukkale'de. Pamukkale fay zonunda böyle işte fay yüzeye çıkmış düzlemler görülüyor. Bir de antik şehirlerde fayların etkisini görüyoruz biz. Özellikle Eskişehir'den Erhan Altınal hoca var. Onun doktora hocası Paul Hancock ile onların çok ayrıntılı çalışmaları oldu. Burada gördüğünüz bu Hierapolis'te yıkılan duvarları, faylanmış duvarları gösterdiler onlar. Daha sonra yapmışlar üstüne. Burada da Kibra, Burdur yakınlarında gördüğünüz gibi bu oturaklar olduğu gibi işte hasara yol açmış. Bunu Erhan Hoca bir çalıştı uzunca bir sene. Burada da antik fayları görüyoruz etkilerini. Bu da ben 2010 yılında Çin'e gitmiştim. Oranın en büyük depremlerinden birisi 7.9 büyüklüğünde Wenhuan depremi. Müthiş bir depremdi. Artık orayı müze haline getirmişler gördüğünüz gibi. Öyle bir yıkım oldu ki orada artık yaşanılamaz hale geldi. Gördüğünüz gibi depremden önce, depremden sonra. İşin ilginç yanı bu depremin olacağı orada bilinmiyordu. Yani öyle fay zonları var ki kör faylar. Yani belki de daha önce araştırma yapılmış olsaydı o bölgelerde, burada da bu fayların olabileceği bulunabilirdi. Ama Çin o kadar çok büyük bir ülke ki hangi birini yapasınız? Bak şu özellikle müze halinde şu kocaman taş bloğu şurada. Bu şu tepeyi görüyorsunuz. Tepenin 25-30 metre ilerisinden bir düzlükten deprem sırasında fırlamış buraya düşmüş. Yani etkisi o kadar bir büyük deprem. Neyse şimdi biz dedik ki biz geçmiş depremleri araştırıyoruz. Niçin geçmiş depremleri araştırıyoruz? Tamam. Televizyonlarda görüyoruz, hocalarımız anlatıyor İzmir depremi, Kuzey Anadolu fay zonu filan. Biz ancak günümüzde şimdi jeolojik zamanlama bu kadar büyükse, hatta bundan daha büyük, biz şu kadarını biliyoruz, şu kadar küçücük bir zaman aralığını biliyoruz. Daha önce ne olmuş, neler yaşanmış, onları bilemiyoruz, çok az biliyoruz. Oysa onları öğrenebilirsek geçmişte neler olduğunu günümüze ve geleceğe ışık tutabiliriz. Bunun için biz ne yapıyoruz? Depremler sırasında çökelmiş kayaları inceliyoruz. Çökelleri, tortuları inceliyoruz. Nedir onlar? Örneğin travertenler. Pamukkale'ye gitmişsinizdir birçoğunuz. Pamukkale'de böyle travertenler var. Böyle bembeyaz. İşte onlar sismik aktivitenin yoğun olduğu bölgelerde çökelen tortulardır. Böyle genellikle böyle çatlaklar boyunca oluşur. Görüyorsunuz şu yarıkları. Bunlar çatlak zonudur. Bunlar da çatlaklar boyunca oluşmuş bir tür travertenler.
Bu da değişik çeşit travertenler. Daha önce bunu Erhan Altınel ve Hancock inceledi bunları. Ayrıntılı incelediler. Ama yaş da aynı. Yani ne zaman oluştu bunlar, hangi yüzyıllarda oluştu? İşte biz de onları araştırıyoruz şu anda. Bak, bu yarılan çatlaklar içerisinde alttan gelen sıcak sulardan çökeliyor bunlar. İşte biz de bir takım laboratuvar yöntemleri kullanarak bu çökellerin ne zaman oluştuğunu belirliyoruz. Aynı zamanda depremlerin oluşma zamanlarını anlıyoruz bunları yaparak. Nasıl yapıyoruz? Bunlar genellikle kireç taşları, yani kalsiyum ve karbonattan oluşan çökeller. Şimdi karbondioksit dediğimiz madde suyla birleşiyor. Bir de ortamda kalsiyum varsa, lisede okuyan kimya dersini almış arkadaşlarımız bunu bilir az çok. Hangi element? Kalsiyumun bir element olduğunu. Daha sonra bu kalsiyum karbonat olarak suyun içerisinden çökeliyor. Yani burada en önemli olan karbondioksit. Yani karbondioksit olmadan bu olmuyor. Karbondioksit de burada depremlerle geliyor. Ama şöyle bir özetleyelim. Bakın, yerin altında siz sanıyorsunuz ki hani kupkuru, yerin altında hiçbir şey. Aslında cadı kazanı gibi, özellikle fay sistemlerinin olduğu yerde rezervuarların içerisinde, yani rezervuar demek gözenekli kayalar demek, sünger gibi olan böyle su bulunuyor. Hatta petrol de böylesi ortamda oluyor. Petrolün üzerinde de gaz olabiliyor. Kimi yerde sırf su oluyor, kimi yerde gaz oluyor. Ama petrolün olduğu yerde işte su oluyor, gaz oluyor. Yani sıvı ve gaz bolca bulunuyor yer altında. Özellikle karbondioksit böyle yeraltı mağaraları oluyor, onların içerisinde oluyor. Oralara birikiyor. Peki bu karbondioksit nereden geliyor? Bizim ülkemizde genellikle onun kökeni volkanik oluyor. Yani manto dediğimiz malzeme var. Hani ben reçel ve bisküvi örneğini göstermiştim ya. Bisküvin altındaki o kırmızı reçel gibi maddeden çıkıyor karbondioksitler. Kimi volkanik alanlarda, örneğin ülkemizde Orta Anadolu'da volkanik bölgeler var. Oralarda patlamalarla çıkıyor bunlar. Ama volkanik olması şart değil. Fay zonlarında depremler boyunca çıkıyor bunlar. Ya da hapsoluyor. Şimdi karbondioksit bir de ne bileyim bitkilerin çürümesiyle oluşuyor sıkça. Orman yangınları onları ortaya çıkarıyor. Bir de fosil yakıtların yakılmasıyla oluşuyor. Petrol, gaz. Onun için de dünyamızda sera etkisi bir sorun hale geldi. İklimi değiştiriyor ama bu ayrı bir konuşma konusu. Bir kısım karbondioksitte yerin altında kayalar var, kireç taşları. Bunlar eriyor, onlar üretiyor. Bizim ülkemizde bu şekilde de çok oluşuyor. Yani sıkışıyor bir yerlerde, yerin altında bunlar aynı. Bak burada görmüşsünüzdür çaydanlık, hani kireçli su deniyor böyle, o çay sevilmiyor ya da ne bileyim temizleniyor böyle, hani su ısıtıcılarının çevresinde görülüyor. Bazı borularda böyle tıkanmalar oluyor. İşte bunlar da aynı şekilde sulardan gelen çökeltiler. İşte biz de depremle açığa çıkmış o sudan çökelen bu kalsiyum karbonatları inceliyoruz. Ülkemizde nerede çok bu kalsiyum karbonat var? Bu bütün bu fay zonları boyunca var. Kuzey Anadolu fay zonu işte. Ama biz şu bölgelerde çok araştırma yaptık. Bu Pamukkale bölgesinde, ne bileyim Marmaris bölgesinde, işte Kırşehir bölgesinde. Orada gördüğünüz gibi bu
tipik travertenler, şunu hepiniz biliyorsunuz, şu Pamukkale'deki traverteni. Burası biliyorsunuz UNESCO tarafından koruma altına alınmış bir bölge. Yani tipik sismik hareketlerin ürettiği su çıkışlarının neden olduğu karbonat çökelleri. Ben buna benzer çalışmaları bir de Avustralya'da yaptım. Avustralya'nın ortasında çöl, dümdüz, hiçbir yükselti yok. Gördüğünüz gibi şu kocaman ne deniyor bu yükselti, tamamıyla bu şeyden oluşmuş. Karbondioksitin çıkışlarının neden olduğu çökelmeden. Hatta burada çiftçilerin açtığı kuyular var. Oradan sıcak su çıkıyor. Şurada gördüğünüz gibi. O sıcak suyun çevresinde de böyle çökeltiler oluşuyor. Niye? Çünkü burası sismik olarak aktif. Yani bir fay zonu geçiyor buradan. Biz de bunları alıyoruz, inceliyoruz. Ha, Avustralya deyince bir de oranın tipik hayvanlarını göstereyim dedim. Bunları her yerde görürsünüz. Böyle işte buna emu diyorlar, deve kuşu. Bunlar da kengurucuklar, bu yavrusu. Bunun torbasına giriyor böyle. Bu annesi bunu taşıyor ne bileyim kilometrelerce filan. Ne yazık ki bunlar yol kenarları boyunca bunların hep ölüsünü görüyoruz. Akşamları böyle arabalar ışıklarını yaktığı zaman ne yazık ki önlerine çıkıyorlar. Yapacak bir şey yok ama çok bunlar, çok sürekli türüyor. Tamam, dedik ki karbondioksit, konuyu dağıtmayalım. Ben dedim ki o karbondioksitler birikiyor yerin altında. Öyle bir olay oluyor ki bir faylanma oluyor, bir sallanma oluyor. Birdenbire onlar patlıyor, karbondioksit. Aynı kuşu kola gibi. Şu kolayı bir sallayın şöyle. Ondan sonra bir de bir açın, aynı böyle oluyor. Bunlar fışkırıyor. Bakın şu kabarcıklar karbondioksit. Böyle balon gibi. Bunlar yukarı çıkarken bu kabarcıklar birleşiyor böyle, top gibi oluyor. Bu kocaman top gibi oluyor. Bir düşünün, topu suyun içine ittirmeye çalışın. Zor ittirirsiniz. Ne bileyim, öyle bir güçlü olursunuz ki suyun içerisine 3-5 metre şöyle bir itin, ne olur o hemen fırlar değil mi? Aynen karbondioksit de depremlerle böyle fırlıyor birdenbire. İşte o patlamaları oluşturuyor. Biz bu doğada bu tür patlamaları biliyoruz. Bunlar ne bileyim Yellowstone Amerika'da var. Orada oluyor bu şekilde, sularla beraber patlıyor, yüzeye fışkırıyor. Ama en trajik olanı bunların Cameron'la gözlendi 1986 yılında. Kimse böyle bir olay beklemiyordu. Yani ben diyorum ya, geçmişi araştırmamız gerekiyor. Geçmişte neler neler olmuş. Öyle böyle muazzam şeyler olmuş ki yani çok büyük patlamalar olmuş. Bu biz insanın hayatı boyunca görmediği olaylar olmuş. Bunlar yani belki görmeyeceğiz ama ileride olacak, belki de göreceğiz. Cameron'da ne olmuş? Bir göl var orada. İşte gölün dibinden bu karbondioksit gazı tabanında birikiyor bunların. Bu da volkanik kökenli ama burada volkanizma yok. Şimdi bir de volkanizmayla bağlı olan karbondioksit gaz patlamaları var. Onu başka bir hocamız araştırıyor. Volkan Karabacak var. O da Eskişehir'den. Onunla da çalışmalar yaptık. O volkanlarla bu gaz patlamalarını bu eşleştiriyor. Şimdi bu Cameron'da volkanik olarak geliyor. Volkan patlaması olmuyor. Ne oluyor? Birikiyor, birikiyor kola gibi. Bir deprem oluyor. Deprem de Helen'in neden oluyor. Bunlar allak bullak oluyor. Bir karbondioksit, türbülans oluşuyor. Ve olduğu gibi yani
kilometrelerce ileri gidiyor bu karbondioksit gazı. 1700 kişi ölüyor. 3000'e yakın inek falan ölüyor. Bir sürü tabii başka hayvanlar, böcekler falan oluyor. Yani insanların yaşadığı, tanık olduğu en büyük karbondioksit patlamalarından bir tanesi bu olay. Yani onun dışında bir de Yeni Zelanda'da var. Orada da depremler var. Depremlerin neden olduğu böyle buhar çıkışları, karbondioksit ve su çıkışları. Onlar da böyle çökeller oluşturuyor bu şekilde. Bir de İtalya'da da var. İtalya'da antik Romalılar gözlemlemiş. Yani böyle büyük patlamaların olduğundan bahsediyorlar. Bizim ülkemize çok benziyor oranın coğrafik ve jeolojik yapısı. Şimdi dedim ki biz bunların ne zaman olduğunu yani büyük depremlerin neden olduğu bu karbondioksit çıkışlarının ne zaman olduğunu nasıl hesaplıyoruz? Bunu kimyasal yaş tayin ediyoruz ya da izotop yöntemleri deniyor ama ben tabii ki öyle ayrıntılara falan girmeyeceğim. Çok basit temeli var. Şimdi bir kaya içerisinde bir element var. Buna ebeveyn element diyoruz. Bu element radyasyon sonucunda yavru elemente, başka bir elemente dönüşüyor. Jeolojik zamanlar içerisinde. Bu ebeveyn elementin miktarını ölçüyoruz. İçinde kalıyor çünkü yine de. Daha sonra yavru elementin miktarını ölçüyoruz. Bir de bunların dönüşüm hızları var. Daha önce bilim insanları bu dönüşüm hızlarını her element için hesaplamış. Bu şekilde mineralin yaşını buluyoruz biz. Yani temeli bu en basit bir şekilde. Nerede yapıyoruz bunları? Böylesi laboratuvarlarda yapıyoruz. Benim Avustralya'da daha önce çalıştığım üniversitenin bu yaş tayini yapan laboratuvarı, bu aletler kütle spektrometresi deniyor. Ayrıntıya girmeyeyim. Arkadaşlar daha sonra bunu kimya ya da yer bilimleri öğrenimi görürlerse bu yolda ilerlerse bu konuları öğreneceklerdir. Ben size yalnızca şöyle bir görüntü veriyorum. Bu arkadaşlar bu laboratuvardan mezun olduk. Buralarda işte çalıştı. Bu işleri yaptı. Çok ayrıntılı ölçülüyor. Bu şekildeki tulumlarla giriliyor buraya. İşte burada tertemiz olması gerekiyor bunların. Kontaminasyon olmaması gerekiyor. Burada asitler içerisinde işte kaplar kaynatılıyor filan. Çünkü çok hassas PPB mertebesinde ölçümler yapılıyor. Burada yani yaş tayini bu şekilde bu laboratuvarlarda yapıyoruz. Şimdi hani örnek olsun diye gösterdim. Örnekleri bu fay zonları boyunca bu traverten, tortular, işte kalsiyum karbonat örneklerini bu şekilde kesiyoruz. İçinden çok milimetrik olarak alıyoruz. Daha sonra bunları yaşlandırıyoruz. Bir de biz mağara çökelleri yaşlandırıyoruz. Bu konumuzla ilgisi yok. Hani ben dedim ya karbondioksitin kökenleri nedir, volkaniktir falan dedim. Bir de bitkilerden gelen karbondioksit var. İşte onlar bozuşunca bu mağaralardan yukarıdan aşağı inince bu sarkıt ve dikitleri oluşturuyor. Ondan sonra biz de bunları yaşlandırıyoruz. Bu Ezgi. ODTÜ'den Avustralya'ya gitti. Bizim yanımıza geldi. Burada bunları yaşlandırdı. Ve çok iyi sonuçlar elde etti. İyi işler yaptı. Bu ayrı bir konu. Bu da başka bir sohbette ele alınacak bir konu. Mağara taşlarının nasıl oluştuğu filan. Şimdi gelelim bugünlerde ne yapıyoruz? Ben Türkiye'ye geldim. Ne için geldim? İyi işler yapmak için geldik herhalde. Bir sürü ülkemizde bilinmeyen yerler var. Araştırılması gereken fay zonları var.
Kuzey Anadolu fay zonu var. Oranın batı kesimlerinde çatallaşmalar var. Bir tanesi Gemlik Körfezi'nden gidiyor çatalların Kuzey Anadolu fay zonundan çıkıp. Öbürü de Edremit Körfezi'ne doğru gidiyor. İşte oradaki faylar bunlar. Bunlar hep karbonat yüzeyleri. Orada yapıyoruz çalışmalar. Bunların hepsi yaş tayinine gidecek yurt dışına. Yapabildiklerimizi ülkemizde yapıyoruz laboratuvar çalışmalarının ama nihai hedefimiz yurt dışına muhtaç kalmamak, ülkemizde araştırma için, bilim için ne gerekiyorsa bu koşulları sağlamak. Sanırım bu kadar. Size kısaca bir özet verdim. Sorularınız olacak herhalde. Evet, hocam. Heyecan sorular. Evet, varsa. Yanıtlamaya çalışayım. Sunumunuz için teşekkür ederiz. Bizi takip eden gençlerden çok sayıda sorular aldık. Süremiz el verdiğince bu soruları size yöneltmeye çalışacağız. Evet. Öncelikle şu soru ile başlayabiliriz. Yer altından doğal gaz ve petrol çıkarmanın depremler üzerinde etkisi var mı? Halil Gül isimli takipçimiz sormuş. Depremler üzerinde fayları tetikleyeceğini sanmıyorum ben. Yani doğal gaz çıkarmanın, petrol çıkarmanın. Ancak şu olay oldu. Petrol kuyuları açarken böyle karbondioksit gazlarına rastlandı. Patlamalar oldu. Kuyularda patlamalar oldu. Yani ama depremi tetiklemesi söz konusu olamaz bu. Şimdi çok büyük ölçekte tabii ki tetikliyor. Biz biliyoruz bunu. Büyük ölçekte basınç altında olan sıvılar ve gazlar öyle bir noktaya geliyor ki, kritik noktaya geliyor ki bir fayı tetikliyor. Yani zaten deforma altında o fay. Gaz basıncı, sıvı basıncı o kadar öyle bir hale geliyor ki artık patlatıyor. Ama petrol kuyuları, gaz kuyuları bunları yapacak düzeyde değil yani. Teşekkür ederiz hocam. Bize iletilen bir diğer soru şu şekilde, yine aynı takipçimiz iletmiş. Volkanik etkinlikler depremleri tetikler mi? Volkanizma ile depremler arasında zaten şey var, bir bağlantı var. Yani volkanizma tabii ki sarsıntılar yapıyor. Yani ne bileyim faylarda hareketlenmeler oluyor. Volkanik bölgelerin çevresinde de faylar oluyor. Ama asıl büyük yıkıcı faylar bu volkanizmaya bağlı olarak gelişen faylar değil. En azından bizim ülkemizde değil. Kuzey Anadolu fay zonu var. Ne bileyim bu İzmir depreminin oluştuğu normal faylar açılma ile olan. Yani Orta Anadolu'da volkanik aktiviteler her an olabilir ama ben volkanoloji ile ilgilenen bir kişi değilim. Onu o arkadaşlarla konuşmak gerekiyor. Ama bildiğim büyük depremlerin tetiklediği konusunda bir bilgim yok benim. Teşekkür ederiz hocam. Bir diğer soruya geçebiliriz. Geçmiş depremleri inceleyerek gelecek depremler hakkında ne tür ipuçları elde edebiliyoruz? Evet. Şimdi geçmişte diyelim ki şu şekilde. Şimdi depremlerle hidroloji arasında bir bağ olduğunu düşünüyoruz biz. Yani dedim ya yerin altında olan rezervuarlar var. Orada sular birikiyor, gazlar birikiyor. Yani o suların kökeninde ya yüzey oluyor, çoğunlukla yüzey oluyor. Ve gazla birleşince onlar basınç yapıyor. Hidrolojiyi bir kere bilmemiz gerekiyor. Geçmişte hidrolojik denge nasıldı? Yani örneğin su daha mı azdı, daha mı fazlaydı? Yani iklimleri öğrenmemiz gerekiyor bir nevi. Bu şekilde gelecekteki iklimler nasıl olası olarak depremleri tetikleyebileceği hakkında düşünceler elde edebiliriz. Bir de
Bunları yaşlandırdığımız zaman geçmişte yani tekrarlanma aralıklarını öğrenebiliriz. Yani çok büyük depremler hangi aralıklarla oluşmuş? Her 500 yılda mı oluşmuş? Her 1000 yılda mı oluşmuş? Her 200 yılda mı oluşmuş? Bunlar hakkında bilgiler edinebiliriz değişik fay zonlarında. Çünkü farklı fay zonları farklı davranabiliyor. Bir de deprem fırtınaları oluyor. Yani hangi aralıklarla oluyor onlar? Deprem fırtınaları muhtemelen küçük ölçekli oluyor. Onlar gaz basınçlarıyla oluyor. Örneğin bu İzmir'de olan depremin olduğu bölgede büyük depremler gözlenmiyoruz pek. Kuzey Anadolu fay zonunda olduğu gibi orada bir de gazlar çıkıyor. Sık sık gaz çıkışı oluşuyor. Onlar işte yumuşatabiliyor ya da faylanmayı küçük depremler oluşturuyor. Yani geçmişi bu şekilde araştırarak günümüz ve gelecek hakkında bilgiler edinebiliriz. Bir başka soru da şu şekilde hocam. Deprem olan her yerde kesinlikle fay var mıdır? Bir kere deprem fay zonu üzerinde olur ama görünmeyebilir. Yani deprem olan yerde her yerde fay vardır tabii ki. Yani bir de volkanik aktivitelerin neden olduğu sarsınmalar olur. Orada tabii ki sistem farklıdır. Ama büyük depremlerde tabii ki fay olur. Ama yüzeyde görmek zorunda değiliz. Örtülü olur. Ya da o yüzeye kadar çıkmaz. Kırıklar yüzeye kadar çıkmak zorunda olmaz. Teşekkürler hocam. Arkadaşlarımızın cevabını merak ettiği bir diğer soruda. Gelgitler depreme sebep oluyor mu? Hiç bilmiyorum o konuda. Benim konum değil. Yani gelgitler depreme ne bileyim. Ay hareketlerinin ayın çekim gücü yani araştırma konusu olabilecek bir şey. Ülkemizde zaten onun etkisi o kadar yok gelgitlerin bildiğim kadarıyla. Ama hiç konum değil. Merak da ederim doğrusu. Bir diğer soruya geçiyorum. Eski depremleri incelerken ne kadar geçmişe gidebiliyorsunuz? Şimdi şöyle, biz çok çok geçmişlere gidebiliyoruz. Yani artık aktif olmayan fay zonlarını öğrenebiliriz. Yani milyarlarca yıl geçmişe gidebiliriz. Oradaki fay sistemlerini yaşlandırabiliyoruz. Onun değişik yöntemleri var. Ama 50 yıl öncesine de gidebiliyoruz. Yani eskiden çok milyonlarca jeolojik zamanlarda olan fay sistemlerinin çoğu zaten aktif değil. Yani ne bileyim belki 5-10 yıl aktif kalmış, 50 milyon yıl aktif kalmış ama ondan sonra aktivitesini yitirebilmiş. Biz böylesi fay zonlarını da araştırabiliyoruz, yaşamını elde ediyoruz. Çok yeni güncelleri de yaşlandırabiliyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Bir başka soru da şu şekilde. Gerçekleşen tüm depremlerin gaz patlamalarıyla bir ilişkisi var mıdır? Her depremin yoktur. Örneğin Kuzey Anadolu bu 1999 İzmit depreminde metan gazının çıktığı söyleniyor. Ateşlenme olduğu söyleniyor. Orada da metan gazı. Yani öyle bir şey ki değişik değişik gazlar olabilir fayın kırdığı yerde. Birdenbire onlar açığa çıkıyor yani. Yani her depremden sonra bir gaz açığa çıkıyor da hepsi de yüzeye çıkmayabilir onların. Yani kimisi metan olur, kimisi birçoğu karbondioksit olur. Ama depremler bir kere basıncı azaltıyor ve biriken ne varsa su, gaz onları mobilize ediyor yani o kesin. Bir diğer soru da şu şekilde. Dünya üzerinde en çok deprem hangi kıtada gerçekleşiyor?
Şimdi bu dünya üzerinde gerçekleşen depremler ne demiştim ben? Onlara bir girelim mi bir daha? Bak şurada. Başlangıçta dedim ya. Ha? Ne? Ha. Şimdi levhalar dedim, bu levha sınırları. Hani o şurada bisküvi örneğini verdim ya. Bu altta mantonun üstünde hareket eden levhalar, mozaik parçaları. Onların sınırlarında oluşuyor. Yani nedir bu? Bu Pasifik bölgesinde oluşuyor. Bu Endonezya, işte Filipin, ne bileyim Yeni Zelanda, Japonya, Amerika'nın batısı burada. Ondan sonra bu Atlantik'in ortasında açılıyor böyle. Bir de bizim ülkemizde. Bizim ülkemiz küçücük, levhacık. Yani bir tane sınır değil. Bak aşağıdan bir sınır var. Arap ve Afrika levha sınırı. Bir de yukarıdan var. Karadeniz'in Kuzey Anadolu fay zonu. Bir de bu Ege'de var. Yani küçücük bir levhacık bizim ülkemiz. Onun için buralarda oluyor işte depremler. Bu levha sınırlarında oluyor. Yani bu şeyin üzerinde hareket eden plastik kimsi malzemenin mantonun üzerinde hareket eden levhaların sınırında oluyor. Teşekkürler. Birkaç sorumuz daha var. Onları da süremiz varken sormak istiyorum. İzmir depremi üzerinde bir araştırma yapmayı planlıyor musunuz? Şimdi o araştırmaları yapan çok hocamız var. Onların failların yerini belirliyor. Çıktı zaten. Naci Görür hocamız var. O benim hocamdı üniversiteden, İTÜ'den. O çok önemli bilgiler veriyor. Ne bileyim, onlar bu konular üzerinde çalışıyor. Şu andaki güncel olarak. Ben İzmir değil de o yakınlarda Pamukkale'de yaptık, Marmaris'te yaptık. Bunlar aynı sistemin içerisinde. Yani aynı böyle, bak burası bu Batı Anadolu, burası açılıyor, çekiyorlar burayı. Burası açıldığı için yarıklar oluşuyor. İşte bunun bir kısmı İzmir, biz ne bileyim Pamukkale'de yaptık, Marmaris bölgesinde yaptık. Ne bileyim İzmir taraflarına da gideriz ve geçmiş olayları araştırmak için. Yani oradaki kayalardan ne öğrenebiliyoruz onları ileride yapabiliriz. Ama ben güncel şu anki olan şeyleri araştırmıyorum. Yani güncel sismik hareketleri falan. Olabilir yani tabii ki. Ne olmasın? Teşekkür ederiz. Merak edilen bir diğer soru da şu şekilde. Dünya ilk oluştuğu zamanlarda tektonik olarak aktif miydi? İlk oluştuğunda aktif değildi. Levha tektoniği yoktu çünkü. Teşekkür ederim. Yani ilk oluştuğu zaman plastikimsi böyle ne bileyim bir yapısı var. Çünkü çok sıcaktı. Çok sıcak olunca böyle şey oluyor, yani sünümlü oluyor. Oysa faylanma için kırılma gerekiyor. Ne bileyim, sanırım herhalde birkaç milyar yıl geçmesini beklememiz gerekiyordu deprem olaylarının başlaması için. Teşekkür ederiz hocam. Tonguç hocam, sorular gelmeye devam ediyor ama süremizin de sonuna geldik. Son olarak gençlere neler söylemek istersiniz? Vallahi gençlere ne söylerim? Bilim müthiş bir şey. Yani eğer ilginiz varsa hangi konuda olursa olsun, ister biyoloji, ister böcekleri inceleyin, ister yağmur, meteorolojiyi inceleyin. Bu konuda bıkmadan, usanmadan çalışmak. Ama en önemlisi insanın kendisini ve ülkesiyle barışık olması gerekiyor. Ülkesini sevmesi gerekiyor. Yani bizim ülkemizde yapılması gereken çok iş var. Yani biz başkasından daha geri değiliz. Batı ülkelerinden geri değiliz. Tam tersine. Amerika'da, Avrupa'da birçok bilim insanımız var.
Yani orada iyi de bizim insanlarımız, bu ülkede niye aktif değil? Yani çok çalışmak, bir de iş severek işini yapmak. Sevmediği hiçbir işi yapmamalı insan. Yani insan kendisini sevmeli, ülkesini çok sevmeli ve işini çok sevmeli. Benim şimdiye kadar edindiklerim bunlar yani. Yani gördüğüm tecrübe, yani bana yaşadıklarım bunu söylemeyi gerektiriyor. Teşekkür ederiz hocam. Söyleşimize katıldığınız için, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok iyi bir fırsat verdiniz bana. O arkadaşlarla yüz konuşamadık ama Google'a girerlerse, benim ismimi bulurlarsa yüz yüze de konuşuruz, görüntülü, e-mailleşiriz de, WhatsApp'laşırız da, memnun olurum. Çok güzel bir fırsatlı gençlerimiz için teşekkür ederiz. Sevgili gençler, Canlı Bilim Söyleşisi etkinliklerinin bugünkü konuğu Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden Doktor Tonguç Uysal'dı. TÜBİTAK Bilim Genç olarak önümüzdeki günlerde de sizleri bilim insanlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Siz de bu arada Bilim Genç web sitesini ziyaret edebilir, güncel bilimsel gelişmeleri, merak edilen soruların cevaplarına, ilgi çekici deneylere ve tasarlayan projelerine ulaşabilir. Ayın matematik sorusu, şifre bilim ve fotoğraf köşelerine katkı sağlayarak kitap hediyesi kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz. Bir sonraki bilim söyleşisinde görüşmek üzere, hoşçakalın.